Sevgili dostlar, hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans bölümüyle hepinize merhabalar diyorum. Arkadaşlar bugün konumuz belediye binası kaç olursa olsun arkadaşlar hızlı şekilde 6. inşaatçı nasıl alınır bu konuya değinmek istiyorum. Gerçekten birçok arkadaşımızı görüyorum. Belediye binası yüksek seviye olsa da 6. inşaatçıyı hala alamamışlar. Belki onlardan biri de siz olabilirsiniz ama bugün elimizden geldiği kadar tüm dostlara yardımcı olacağız arkadaşlar. Şunu hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bir inşaatçının değerini köy içerisinde yükseltme yaparken anlarsınız. 5 inşaatçıyla gelişmek var bir altıncı inşaatçı ile gelişmek var. İster istemez bir inşaatçı arkadaşlar sizi bir iki hafta öne taşıyor diyebilirim ay içerisinde. Bundan dolayı bir inşaatçının değerini gerçekten ama gerçekten çok iyi derecede bilmeniz lazım. Bugün gelin o konulara değinelim. Hemen yan köye geçiyorum dostlarım. Bu arada hatırlatma yapmak istiyorum dostlar. Arkadaşlar günlük olarak Clash of içeriği çekmeye çalışıyoruz. Kaliteli şekilde sizlere sunuyorum. Şu an kanalın An itibariyle 500'e yakın. 500'de aşmış olabilir şu an siz izlediğinizde. Video çekmiş bulunmaktayız. Gerçekten kaliteli şekilde memnun olacağınızı düşünüyorum. Abone olmayı ve videoya like atmayı ihmal etmeyin dostlarım. Hadi devam edelim. Şimdi dostlar ben alt kısma tüm yükselteceğim binaları çektim. Oradan daha basit yöntemle size anlatmak istiyorum. Şimdi bunlardan ziyade iksir nasıl kasılır biraz ona bakacağım. Arkadaşlar olabildiğince buradaki inşaatçı elinizdeyken. Buradaki... Göreceğiniz gibi iksir toplayıcıları yükseltmeye çalışın. Tabii ki köyün içerisinde yükselteceğiniz binalar var. Belediye binanız düşükse şu iksir toplayıcıları yükselterek devam edin. Daha sonra gelin içeriye ana konuya bakalım. Otlunun üzerine tıkladığınızda şurada gördüğünüz gibi 4 aşama var arkadaşlar. Bu 4 aşamanın hepsini tamamlamanız lazım. Bu arada bugün ben de sizinle beraber bu hesabımı 6. inşaatçı daha yeni alacağım. Bunu da hatırlatmak yapmak istiyorum. Dostlarım ilk kısma tıkladığınızda ana köy içerisinde arkadaşlar yükselteceğimiz birimler var. Burada ne diyor? Bak Ana köyde dört gerekli de tamamladığınızda usta inşaatçı inşaatçısını açabilirsiniz. Ya yani Otto'yu ana köyde yükseltme yaparak açabileceksiniz. Ana köyde yapacağımız yükseltmeler var. Hemen onlara bakacağım. Bunun yanında hemen ikinci sıraya geçelim. Evet top arabası için arkadaşlar hemen gelin burada hızlı şekilde belediye binası kaç olursa olsun. İlk odağınız top arabasını 18'e kadar yükseltmek. Diğer birimlerin hiçbir önemi yok benim için. Tabii ki savaş yapmak için önemli ama belli bir kısma kadar devlen top arabasıyla gidebilirim. Yani ekstremi kasana kadar zaten 3 savaş kazansam yetiyor benim için. Olabildiğince burada top arabasını 18'e kadar basıyorsunuz. Kesinlikle laboratuvarı onun dışında olabildiğince fazla şey, farklı şeyleri kullanmayın dostlar. 18'e kadar götürüyorsunuz. Hemen tekrar geliyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi Mega Tesla 9. seviyeye kadar yükseltin diyor inşaatçınızı aldınız olabildiğince arkadaşlar mega teslamız burada zaten 9. seviyeye kadar durmaksızın altın biriktiricilikte basıyoruz altın biriktiricilikte basıyoruz arkadaşlar mega tesla kesinlikle durmuyor 9'a kadar da bunu götürüyoruz hemen tekrar gelelim burada gördüğünüz gibi savaş makinesini 30 seviyeye kadar yükseltiyor yani savaş makinenizi full yapmanız lazım hemen savaş makinama geldim de arkadaşlar gördüğünüz gibi full seviye olabildiğince burada 3 aşama var bakın bu köy içerisinde savaş makinası bunun yanında mega tesla kesinlikle durdurmayın. Bunlar yükselecek. Çok lavan falan bunlar fasafiso ama gerekli noktalarda bunlar da yükselecek arkadaşlar. Hepsinden bahsetmeye çalışacağım. Laboratuvar kısmında da top arabasını durdurmuyorsunuz. Hadi şimdi şuradaki ana konudan biraz bahsedelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada asıl köy bazı özel projeleri tamamlamanız için zihninizi açacak. Asıl köyde 3 bina geliştir diyor. Şimdi asıl binaya gelelim. Bakın şunu da hatırlatma yapmak istiyorum. Orada yan köyde bir inşaatçınız var değil mi? O bir inşaatçı maalesef ki şöyle bir dezavantajı var. Aslında bana göre saçma ama oyunun mantığı onu gerektiriyorsa mecburen ona yönelik oynamamız lazım. Arkadaşlar ana köye geliyorsunuz. Bakın burada okçu kulesini geliştir seçeneği olacak sizde. Geliştire tıkladığınızda bu şekilde gelişmiş ve gördüğünüz gibi uzun menzil ve kısa menzil yapabiliyorsunuz. Bu şu an gelişmiş okçu kulesi. Bunu geliştirmeniz lazım. Artık seviyesi fark etmiyor. Geliştireceksiniz arkadaşlar. Aynı şekilde topun herhangi birine bak. Herhangi bir okçu kulesi herhangi bir topa tıkladığınızda gördüğünüz gibi zaten anahtar işareti görüyorsunuz üstünde. Şu an daha fazla yaklaşabiliyor muyum diye baktım. Evet anahtar işareti görüyorsunuz. Bunlar gelişmiş olarak görüyorsunuz dostlar. Bunda da sizi tıkladığınızda geliştir seçeneğini göreceksiniz. Tıkladığında bu da gelişecek. Aynı keza burada havanın da birini geliştirmeniz gerekiyor. Bunu da tıkladığınızda geliştir seçeneğiyle geliştiriyorsunuz. Ama burada saçmalık ne biliyor musunuz? Gerçekten bana göre saçma. Bilmiyorum mantıklı gören olacak mı ama. Buradaki gelişimleri arkadaşlar yan köyde gelecek inşaatçıyla yapıyorsunuz. Yani buradaki inşaatçıyı oraya gönderiyorsunuz. Orada geliştiriyorsunuz. Şu an yanlış tıkladım. <laughs> Ondan dolayı buradaki inşaatçı hem buraya hem oraya çalışamıyor. O inşaatçı oraya gittiği zaman örnek veriyorum 2 hafta gelmiyor. Siz de 2 hafta boyunca bu köyün içerisini geliştirmemiş oluyorsunuz. Gerçekten ama gerçekten çok saçma bir durum biliyorum. Onu farkında olsak da oyun bizden onu şekilde yapmamızı istiyor. Ondan dolayı bir şey diyemiyorum. Burada 3 birimi geliştirdiniz. Hemen tekrar buraya geliyorum. Oradaki 3 birimi bitirdiniz. Buradakiler de geliştirdiniz. Tabii ki burada çoklu havan. Okçu Kulesi gördüğünüz gibi çift topu da olabildiğince seviye atmaya çalışın arkadaşlar. Hepsini yaptınız diyelim. Ana konumuza dönmüş olalım. Evet hepsini geliştirdiniz. Tekrar otlu kulübesine tıkladığınızda hepsinin yeşil yandığını göreceksiniz arkadaşlar. Zaten bitirdiğiniz birim olursa üstüne bir tık yeşil göreceksiniz. Orayı bitirmişsiniz. Sıradaki aşamaya geçin. Sıradaki aşamaya geçin. O şekilde devam edin. Daha sonra yükselte gelelim. Ve burada tamamlandığını görüyorsunuz. Otlu tamamlandı olarak ve yukarıda gördüğünüz gibi artık iki yazmaya başladı. Şimdi evet karşımıza geldi tamamlandı boyutunu aldanma, çekicini kullanmalı ustadır veya diyerek burada bayağı bir yazıldı. Şimdi Otto'muz içerisinde inşaatçının uyuduğunu görüyorsunuz. Aynı şekilde normal inşaatçı kulübemiz gibi. Dostlarım bu noktada şimdi ana köye şöyle bir geçiyoruz. Hemen gelelim ana köye. Burada gördüğünüz gibi yerleştirilmemiş binalar olarak Otto'yu görüyoruz. Hemen bunu alacağız. Herhangi bir müsait bir yere yerleştirmemiz gerekiyor. Şöyle üzerine tıklayalım ve buraya bir tıklayalım arkadaşlar. Evet bunu yerleştirdik ama hala gördüğünüz gibi inşaatçı üstünde yukarıda gördüğünüz gibi hala 5 yazıyor. Neden hala 6 yazmadı? Tekrar yan köye geliyoruz ve burada arkadaşlar otto kulübemize tıklıyoruz. Yola çık diyoruz. Suta inşaatçı asıl köye göndermek istiyor musunuz? Burada da çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Yan tarafta da çalışabilirsiniz. Hemen tamam diyoruz ve burada bir yazdığını gördünüz. Bundan dolayı şimdi bir yazdığına göre arkadaşlar ana köye geçebiliriz. Ve buraya geldiğimizde Artık 6. inşaatçımız hayırlı uğurlu olsun. Üstte de 6. inşaatçının seçeneğini görüyorsunuz. Hemen bu inşaatçıya ufaktan bir iş verelim diyorum. Madem buraya kadar getirdik abi şuradan önce bir bonuslarımı toparlayayım. Daha sonra burada yapabileceğim bir şey var mıydı? Şurada sanki yeşil taşım mı vardı ya? Bir yerde yeşil taş vardı. Ha şuradan şunu da kaldıralım. Abicim gerçekten Umarım basit şekilde anlattığımı düşünüyorum arkadaşlar tüm dostların anladığı şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hemen bu inşaatçı gelsin bunu da çalıştıracağım zaten. Umarım detaylı şekilde anlamışsınızdır. Anlamadığınız noktalar var ise yorumlar kısmından bize sorabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olabiliriz arkadaşlar. Ve Discord üzerinden 7 724 bizlere ulaşabilirsiniz. Bunu da belirtmiş olalım. Şu an taş kutusundan 25 taş ve inşaatçımızın tekrar geldiğini görüyorum. Ve bu inşaatçı arkadaşlar sizlerin huzurunda şöyle bir ne mantıklı yükseltmem var diye baktığımda abi burada okçu kulesi aslında benim için önemli diyerek Geliyorum okçu kulesine 9 gün boyunca usta inşaatçımı gönderiyorum. Diğer inşaatçılarla hiçbir farkı yok arkadaşlar. Aynı şekilde, aynı süre. Yani o usta inşaatçı diye hızlı şekilde bitirmiyor. Aynı süreyle bitiriyor. Bilginiz olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Mutlaka like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.